Evet, kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Eğitimle alakalı görüşüyorduk. Şimdi eğitim meselesi çok geniş kapsamlı bir mesele olduğu için baştan beri bunu da dillendirmeye çalıştık. Burada kullandığımız kısa süre içerisinde bunların hepsinin tek tek ince ince ayrıntılı bir şekilde konuşulması çok belki yeterli olmayabilir ama biz öz olarak halkımızı ve yetkililerimizi bilinçlendirme adına dilimizin döndüğü kadar bu işin mücadelesini vermeye çalışıyoruz. İnşallah da faydalı olacağına inanıyoruz. Şimdi karma eğitimden bahsedeceğimizi söyledik. Karma eğitimle alakalı geçmeden önce bir iki istatistik var. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi Alman Der Spiegel dergisi ki bu dergi 5 milyon tirajı olan bir dergi. Haftalık tirajı 5 milyon olan, ciddi söz sahibi olan bir dergi. Şimdi karma eğitimle alakalı 1960'larda Almanya'nın karma eğitime geçmesi meselesini işliyor. Ve 1980'e geldiğinde şu açıklamayı yapıyor ki çok manidar. Biz bir nesli bu karma eğitimle beraber ölü doğan bir çocuğu 20 yıl emzirmişiz. Birebir açıklamasında da 100 yılın en büyük pedagojik yanlışı karma eğitim karaya oturdu diye açıklama yapmışlar. Ve bu işten 1980'lerde hemen dönmeye başlamış hocam direkt. Hemen önüne geçmişler bu işin nasıl toparlayabiliriz diye. Şimdi söyleyeceğim husus şu. Dünyada, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da ve birçok bu işin söz sahibi veyahut da bu işten söz sahibi değil mi? Ağzı yanan ülkelerde, sıkıntısını yaşayan ülkeler hemen bu işin toparlanmasına giderken bizim ülke olarak bu işleri konuşamama durumumuzdayız. Daha bırak üzerinde hani bir yerlere gelmiş meselesini, biz bunu halk olarak dillendirdiğimiz zaman o neden bahsediyorsun? İşte hükümet olarak zaten ben öyle bir cesaretli hükümet çıkıp da ben bunları ayıracağım, ben bu sistem, bütün dünya bundan ağzı yanmış, sıkıntısı var. Hadi biz de bunu şey yapalım, bu işe bir eğilelim, oturalım. Tabi bununla alakalı yapılmış, yazılmış makaleler var, yapılmış araştırmalar var. Her türlü bu işin sıkıntısını beyan eden şeyler var, olaylar var. Ama geldiğimiz noktada geliyor ki biz bunu konuşmakta bile sıkıntımız var. Ki bir geri daha geleceğim. Halkta bile biz bunu sokakta konuştuğumuz zaman, ya hocam hangi devirde yaşıyorsun tarzı alacağımız eleştiriyi ben şimdiden böyle tahmin ediyorum. Çünkü devamlı muhatabız ki siz halkın içindesiniz. En maruf başkanı ve sorumlusu olarak devamlı bu işin nabzını yerinde tutuyorsunuz. Biz bunu işi önce neticesini sormadan bu karma eğitimle alakalı ön fikirlerinizi bir alalım hocam. Yani Rabbimizin bu husustaki bize emri nasıl, Osmanlı'da bu iş nasıldı veyahut da şu anki sistemde biz bu sistemde bizim çocukların karşısında, çocuklar bizim karşımızda ne durumda? Levent Hocam, sizden başlayalım. Aynı soruyu Kadir Hocam'a da soracağım çünkü önemli bir konu. Buyurun hocam. Şimdi Mahmut Hocam, bakıyorum bunu Almanya 1980'lerde söylediniz galiba. Evet. En çok satan dergide işte haftalık 5 milyon tirajı olan. Bunu adamlar tek vücut olduğu için, bu Almanlar tek vücut olduğu için bunu kendi aralarında içsel meşrede hepsi tek yumruk. Aynı fikir. Bir anda diyorlar bu yanlış. Evet yanlış, bir ses bir süre bunu düzeltelim giriyorlar. Ama bizim memleketimiz öyle bir şey ki bizde tek yumruk diye bir şey yok. Bizde o var, bu var, şu var. Bizde 72 parça var. Belki de 73 parça. Dolayısıyla desen ki şuraya samimi bir iş için oturalım da şu iş hakkında sıhhatine bakalım, sağlık durumuna bakalım. Kimse bir araya gelmez. Çünkü niye? Bu işin düzelmesini istemeyen güçlü bir kesim var. Böyle kalmasını isteyen rantçı bir kesim var. Ya bu iş hakikaten böyle olsun, ya sıhhatli evlatlarımızın, yavrularımızın geleceği söz konusu diyen bir mütedeyyin bir kesim var. Şimdi bunların üçünü bir araya oturtmak nasıl? Hakikaten imkansız ya. Bizden insanlık için konuşalım ya, lütfen ya, rica ediyorum. Bu çocuklarımız yazık ki ateşin içine gidiyor ya. Olmaz böyle bir şey ya. De her şeyden önce rantı ön plana almış birisi der ki olur mu efendim, kesinlikle olmaz. Niye olmaz? Şimdi o ayrı mesele. Ne ayrı meselesi? Senin cebinden dolayı bu mesele hiç değişmez. Öbürü de sanki ya bu yapsak zaten onun içine, biliyor musun? Türkiye'de aman böyle bir sıhhatli ortam olur da bunların bir gözümüzü açılır, evlatları güzel bir şekilde yetişir de aman sonra bize dönerler. Hep böyle kalsın. Ama hocam Avrupa'da bu işin bu işten vazgeçmenin sebebi İslami
değil, hususlar değil. İnsani hususlar. Tamamen şimdi burada açıklamaları var. Yani bununla öyle bir şeylerle karşılaştırırken psikoloji olarak. Psikoloji, çocukların tabii, psikolojileri tabii. Bitmiş. Evet. Kadın haklarını ön plan çıkartıp kadınlara toplumda yer vereceğiz mantığıyla beraber bu işe başlamışlar. Ama neticede kadınların en fazla kadınların ezildiğini, tabii, en fazla onların horlandığını görmüşler. Ve kabiliyetlerini geliştirmediğini görmüşler. Ve ülkenin geleceğe olumsuz etkilendiğinden dolayı bu işi önünü kesmişler yani. Aynen öyle şekilde. Şimdi bunun İslami hassasiyet değil. Adam bu şimdi Rabbimizin emri. Evet. Bu evet. En önemli mesele. Ama adam hadi bu taraklarda bezi yok veya böyle bir fikri böyle bir zihniyeti yok. Evet. Sen ülkenin menfaatini düşünüyorsan bu iş yine bize sıkıntı. Evet. Çocuğunun ahlakını, geleceğini, kalitesini düşünüyorsan yine sıkıntı. İslami husustan Rabbimizin emri olarak zaten başlı başına açık hüküm var. Buna rağmen bu kadar dik duruşun sebebi Kadir Hocam biraz önce sistemle alakalı bir şey söylemişti. Yani bu bize dayatılan bir şey mi? Neden biz bunu bir türlü ortak platformlarda söz sahibi olarak söz olarak biz bunları dillendiremiyoruz, konuşamıyoruz. Yani biz bunu konuşmuş, şimdi ben şimdi karma eğitimle tartışacağız ama benim sıkıntım şurada, biz bunu konuşmaktan bile imtina ediyoruz yani. Bırakın açık alanı tartışmayı. Altına ne çıkacak, millet ne diyecek, ne görecek? Yani bu bizim... Ama hocam ben şunu yine söylüyorum. Almanya kendi çıkarları için, kendi gençlerinin ruhsal pozisyonlarının sıhhati için, selamet için Almanya bunu yapar. Hakikaten gençleri gördü. Baktı ki 13-14 yaşında çocuk kürtaja gidiyor. Alenen yani burada neticede duyulması gereken meseleler. Bunu yapıyor. Genç başka bir şey. Genç kızı için birisininle dolaşıyor, kavga ediyor. Gözüne girmek için bambaşka bir boyutlara taşımak istiyor. Kendini ezik göstermek için, daha güçlü göstermek için olmadık ortamları görüyor. Bu Almanya'da yaşandığı gibi bizim Türkiye'de de var. Okul önlerini görüyoruz. Artık çocuklarım siz bir filmde artık birisi kim kabadayıysa çocuklarını tespih alarak okulda herkes kabadayı bitirir havalarında. Yani hep de şu benim dersimi de dersimi okuyayım mı? Tevazulu bir şekilde arkadaşlarımla güler yüzlü bir şekilde güzel hoş bir sohbet edelim. İşimize gücümüze bakalım. Öyle bir anlayış zaten bizim okullarımızda şu anda mevcut değil. İlkokul, ortaokul, lise bu bitirim ayaklarıyla beraber geçiyor. Veyahut işte herkesin halk tabiri maniteci derler ya. O şekilde bir ortam var. Kızlar da zaten aman kendisini muhafaza edeyim. Veyahut da dışarıdan bir tanesi artık sert bir usulle hani benimsin der gibi gözlerle kız bu bakışların altında eziliyor. Ciddi ciddi bir ezilme var. Zaten üniversite kesimine de baktığımız zaman üniversite kesimimizde bizim neyin peşinde? Şunun peşinde. Acaba şimdi yaşımız kemale derdi. Ben kimin güdümü altında olayım, kimin kontrolünün altında olayım? Ya bakıyor ki neyin etkisi altında kalmışsa o uğurda bu sefer canımı bile veririm. Hiç fark etmez. Bu şekilde çocuk şeyin peşine gidiyor. Koşturmanın peşine koşuyor. Ne yapacağız? Böyle bir ortam var. Rabbim en hayırlısını ikram etsin diyoruz ama işte bulanmadan da durulmaz. Bu işte sahneler, çirkin sahneleri duyacağız. Herkes duyacak. Etkilenecek. Ya ne olacak? Çözüm için masaya oturulacak. Halbuki çok ciddi de bir sıkıntı var ortamda yani. Şu anda ciddi bir sıkıntı var. Gençliğimizin hali perişan, okul önlerimiz perişan, evlatlarımızın eğitimle alakalı problemleri çok ciddi. Bu işin en ustaları üniversite grubudur ki onlar ciddi ciddi artık bir merhaleden geçmiş, okumuş, kemal noktaya gelmiş. Oturuyorsun, yani insanlık hususunda bazı mesela konuşamadığın kişilerle karşılaşıyorsun. Diyorsun yani insan sırf gadab olmuş, sırf kin, sırf öfke, her şeye karşı konuşuyor. Hani tartışılmayacak boyut yok. Bu gençlerimiz biz kendi elimizi ülkenin her tarafımızı biz mayın arasına çevirmişiz. Bütün gençlerimiz patlama noktasına girmiş. Kadir Hocam sizin bu hususta bu karma eğitim hususunda değil mi değerli hocam? Karma eğitim hususunda evet çok da konuşulacak, çok da konuşulması gereken bir konu gerçekten. Şimdi değerli hocam bir kere şey bakmak lazım. Yani biz söyledik ki hocam halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Biz kendi şartlarımızda bakmak durumundayız bu konuyu da. Biz önümüze gelen her konuya kendi şartlarımız yani Mevla'nın tarafından bakmak durumundayız. Güzel hocam yoksa sıkıntılar bitmeyecek. Bitmeyecek yani sıkıntılar. Ve çözüm hiç olmayacak. Biz başkalarının baktığı taraftan aman onun baktığı taraftan bunun baktığı taraftan bu düşünceyle hareket edersek yani bu halkın, bu toplumun, bu ülkenin üzerinden sıkıntılar hiçbir zaman kalkmayacak değerli şimdi hocam. Şunu ben söyleyeceğim. Buyurun hocam. Yok, ben size artı olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce istatistikler
vermiştik. Evet. Çok enteresandır, dikkatimi çekti. Evet. Burada dillendirmek istiyorum. Biraz önce öğrenci rakamları verdik. Şöyle bir dikkatimi çekti. Türkiye'de yani şöyle bir şey akla gelebilir. Yani böyle bir sistem hayata geçer mi acaba? Olur mu? Evet. Diye. Şimdi bakın şöyle değişik, enteresan bir şey var. 8 milyon 505 bin bizim kız öğrencimiz var. Evet. 9 milyon 270 bin de erkek öğrencimiz var. Buna karşı bayan ve erkek öğretmen sayılarını karşılaştıracağız. Evet. Karşılaştıralım. Şimdi erkek bayan öğretmene, bayan öğrenci, erkek öğretmen, erkek öğrenci acaba bu cevabı karşılayabilir mi? Evet. Burada bakalım beraber. 8 milyon 505 bin öğrenciye 468.251 öğretmen kız öğrenciye. Evet. Bizim 8 milyon kız öğrencimiz var. 468.251 hanım öğretmenimiz var. 9 milyon 270 bin erkek öğrencimiz var. 405.496 erkek öğretmenimiz var. Yani öyle bir rakam tablosu var ki neredeyse müsavi. Tam müsavi. Evet. Yani hikmeti ilahi öyle bir sistem var ki bugün bütün sistemi biz kaydırmaya çalışsak belki bir 2 aylık bir altyapıyla düzenlemeyle hiç dışarıdan böyle artı bir şeylere gerek kalmadan bütün sistemi ayırıp öğretmenler, talebelerimizin, ülkemizin önünü açma hususunda yani bu sayılar sonuçta özellikle bu sayılar değil. Şu anki mevcut rakamlar, şu anki mevcut sayılar ama işin enteresan tarafı tam birbirini denk getirecek. Yani disiplinli bir eğitim olurdu yani. Eğitim var. Olurdu. Şimdi burada burada bazı veriler var. Ali Erkan Kavaklı araştırmacı kendisi bu dünya üzerinde karma eğitimle alakalı bazı şeyler çıkartmış. Bütün ülkelerin ortak sıkıntılarından. Bir iki tanesini size okumak istiyorum hocam. Okullarda kızların istismar edilmesine yol açtı. Ondan sonra karma sınıflar stresi yol açtı. Kız erkeklerin yeteneklerini geliştirmeyi engelledi. Fizik, kimya, bilgisayar, spor, el işi, motor, dersi gibi alanlarda kız erkeklerle yarışamadı ve yeteneklerini geliştiremedi. Ondan sonra tabii şimdi ben bu seçmeci okumak zorundayım. Evet. Niçin? Çünkü genelleme baktığınız zaman çıkan maddelerin 10 tanesinden inanın 8 tanesi istismar yönünde kızlarımızın ezilme noktasında olan misaller ki bu dünya genellemesi yani böyle. Dünya her tarafında bunlar yaşandığı için ben bunların hepsini tek tek seçmece okumak durumundayım yani. Burada ciddi bir kriz var, ciddi bir tıkanıklık var. Bütün dünya bundan yaka sekmiş, evlatlarını kaybetme durumuna gelmişler. En netice biz de buradan bunu dillendirmek istedik. Tabii bunun karşılığını şimdi burada şunu sistemi öyle yapalım, sistemi böyle şöyle yapalım diyemez belki ama dertleşiyoruz ama hikmet-i ilahi öyle bir rakam var ki burada 8 milyona 470 bin bayan öğretmen, 9 milyona 405 bin 500 erkek öğretmen. En azından buradan yetkililerimize ya bunu en azından böyle bir dillendirelim, konuşalım. Sonuçta bu çocuklar bizim çocuklarımız. Hocam bunlar işin teknik kısımları. Bu teknik kısımlar hep hallolur hocam. Yani bu asıl olan burada işin özünü almak, özünü şey yapmak. Şimdi mesela bu karma eğitimi konuşuyoruz. Bu zamanla bu karma eğitim, efendime söyleyeyim, işte erkek öğrencilerin ayrı kampüslerde, kız öğrencilerin ayrı kampüslerde kendi şeylerine, hallerine, durumlarına göre eğitim göreceği bir sisteme geçilirse bunlar teknik konular, bunlar ayarlanır, bunlar problem değil. Burada esas bu şeyi kabullenmek meselesi var yani, bu anlayışı kabullenmek meselesi var. Biraz önce söyledik ki hocam, hani biz halkın büyük bir çoğunluğu %90 diyorlar, %99 diyorlar, Müslüman olan bir ülkeyiz. Efendime söyleyeyim yani bugünkü şartlar artık bize uymuyor. Hiçbir şey bize uymuyor. Bizim ne itikatımıza, ne inancımıza, ne anlayışımıza, ne yaşantımıza uyuyor. Artık uymuyor bunlar. Şimdi burada esas konuşulması gereken şu hocam, yani karma eğitim dedik ya. Şimdi karma eğitim niçin karma eğitim? Yani ve bugün karma eğitimin getirdikleri, götürdükleri, karma eğitim yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır? Şimdi bak, bu biraz önce şeyden bir örnek verdiniz. Almanya'dan bir örnek verdiniz. İşte Almanya'nın çok takip edilen bir haftalık dergisi, Der Spiegel'di değil mi hocam? Evet. Yani onun yapmış olduğu bir araştırmayı şey yaptınız.
Ne dediniz hocam? 1960 yılında karma eğitime geçmiş Almanya. 1960 yılında karma eğitime geçmiş Almanya. 1980 yılında karma eğitimin fiyasko olduğunu anladık diye kendi Ölüdoğan bir beyanatları var hocam. Şimdi peki 1960 yılına kadar Almanya'da eğitim nasıl yapılıyordu? Almanya eğitimi 1960 yılında başlamadı. Karma eğitimle başlamadı. Bugün Almanya halkının büyük bir çoğunluğu Hristiyan olan yani bir ülke, gayrimüslim bir ülke, halkının büyük bir çoğunluğu Almanya. Peki 1960 yılına kadar eğitim nasılmış Almanya'da hocam? Şimdi ve diğer Avrupa ülkelerinde ben cevap vereyim değerli hocam. Şimdi ben İstanbul doğumluyum. Büyüklerimiz Anadolu'dan gelmişler. Allah'ın nur içinde yatırsın. Fakat İstanbul doğumluyum. Ve İstanbul'da da öyle bir yerde Mevla bizi dünyaya getirdi ki değerli hocam. Kule dibi, Galata Kulesi'nin olduğu yer. Şimdi evimin hemen üst tarafında yani 200-300 metreye tekabül eden bir şeyde hocam mesafede Alman Lisesi vardı. Biz gözümüzü açtık buraların bahçesinde oynardık. Değerli hocam Alman Lisesi vardı. Kız lisesi, erkek lisesi. Kız öğrencilerin kampüsü ayrı, erkek öğrencilerin kampüsü ayrı. O yıllarda, ben de 60'lı yıllardan bahsediyorum. Değerli hocam, benim ilkokul okuduğum, efendime söyleyeyim, ortaokul 1967-68 ortaokula başladığım dönemdi. O yıllardan bahsediyorum. Kızlar ayrı, erkekler ayrı, kampüsleri ayrıydı. Yatılı okuyanlar vardı, yatakhaneleri ayrıydı. Değerli hocam, okulun bünyesindeydi bütün bu şeyler. Binalar sistem. Hemen benim okuduğum ilkokulun duvar bitişiğimiz Avusturya Kız Lisesi. Avusturya Kız Lisesi değerli hocam. Bir arkamızda Avusturya Erkek Lisesi. Binalar ayrı, kampüsler ayrı. Kesinlikle birbirleriyle karşılaşma girişleri çıkışları da ayrı. Kesinlikle birbirleriyle karşılaşma şeyleri yoktu, durumları yoktu. Sonra hemen okulumuzun bir altında Fransız Saint Michel Lisesi, Kız Lisesi. Değerli hocam. Yani bunlar sonra biraz bizden 500 metre aşağıda Necati Bey Caddesi'nde Karaköy'de Saint Benoît, Fransız Saint Benoît Erkek Lisesi başka bir bina aralarından yol geçiyor. Saint Benoît Kız Lisesi. Değerli hocam. Yani o 1960'lı 70'li yıllar buralarda eğitim tek taraflıydı. Yani kız öğrencilerin okulları, dershaneleri, yatakhaneleri hepsi ayrı. Erkek öğrencilerin okulları, yatakhaneleri, dershaneleri ayrı. Şimdi düşünün değerli hocam, yani bunlar şimdi bugün biz bunları işte Hristiyan diye nitelendirirken neticede tarif dahi edilmiş olsa ellerindeki kitaplarıyla amel ediyorlar. Tarif edilmiş dahi olsa biz bunun tarif edildiğini biliyoruz. Kendileri kabul etmiyorlar ama şimdi onların dahi şeriatında mahremle mahrem konusu var hocam. Yani bu yıllara gelene kadar onlar dahi okullarında buna dikkat ettiler. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. Halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Değerli hocam. Bizde bu eğitim başladığı zaman Osmanlı'da böyle bir şey yoktu. Osmanlı'da kız çocukların okulları ayrı, erkek çocukların okulları ayrı, erkek çocukların öğretmenleri ayrı, kız çocukların öğretmenleri ayrıydı. Yani ki bu okullar da Osmanlı'nın son zamanında misyonerlik faaliyeti için Türkiye'de kurulan okullar. Bu biraz önce saymış olduğum okullar. İçinde kilise olan okullar bunlar. İçinde kiliseleri olan okullar bunlar. Yani öğrencileri sabahları ayine götürdükleri, ibadetlerini yaptıkları falan okullar bunlar. Adamlar burada okullarını yapıyorlar. İçine ibadethanelerini de yapıyorlar değerli hocam. Yani şimdi sıkıntı, Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de karma eğitimden bahsediyoruz değerli hocam. Toparlayacağız inşallah. Karma eğitimden bahsediyoruz. Şimdi bu dışarıdaki yani bizim Türkiye'de olan ecnebi okullarının Türkiye'deki geçmişte olan durumlarına baktık değerli hocam. Bunlar da daha sonra karma eğitime geçtiler işte. O 70'li yılların başında bunlar da karma eğitime geçtiler. Ve sakıncaları her yerde olduğu gibi oralarda da sakıncaları var. Bakın bugün Almanya bunu dergisinde beyan etmiş. Biz çok zaman değişik neşriyatlarda bunun Avrupa'nın, Amerika'nın, yüzlerce hocam, Amerika'nın yüzlerce bu karma eğitimden şikayetçi olduğunu biliyoruz. Biz bir tane misal verdik sadece. Şimdi Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de değerli hocam. Buyuruyor ki ayet-i cellede Bismillahirrahmanirrahim ve la takribu zina. Yani ne demek? Zinaya yaklaşmayın. Yani zina yapmayın buyurmuyor Mevla Teala. Evet. Zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Peki şimdi zinaya yaklaşmak nasıldır yani? Bir kere bunu da bir şey yapmak lazım. Yani Rabbimizin hiç istemediği, hiç razı olmadığı bir fiil. Yani zinaya yaklaşmayın. İşte insanların birbirinden
Yani karşı cinsde olan bir erkekle birbirinden namahrem olan, birbirine nikah düşebilecek insanların birbirlerinden bir an bile şehvetle etkilenmeleri, işte bu zinaya yaklaşmaktır değerli hocam. E şimdi siz düşünebiliyor musunuz yani? İlkokulda alıyorsunuz, çocuğu 6-7 yaşında alıyorsunuz. Biraz sonra söyleyeceğim. Levent hocamın bu konuda çok güzel bir şeyi var. Geçmişte yaşadığı bir örneklemesi var. Bu karma eğitim isteyen bir veli tarafından. Levent hocamızın da ona verdiği bir misal var. Şunu söyleyeceğim değerli hocam. Şimdi ilkokula çocuklarımızı kız erkek veriyoruz değerli hocam. Kız erkek ilkokullara çocuklarımızı veriyoruz. Bunları aynı sıralarda yan yana oturtuyorlar. Hadi ilkokul çocuğu, bunlar hiçbir şeyin farkında değiller. Fakat ortaokula geçtikleri zaman ortaokulda çocuklar ergen oluyor. Şimdi aynı sıralarda yan yana, hocam bunu bana kim izah edecek ya? Ki biz gözümüzde görüyoruz, benim şu an oturduğum semtimde, muhitimde 3 tane okul var. İlk öğretim, orta öğretim, lise. 3 tane çevremde okul var. Öğrencilerin yolda gidip geliyorken konuşmalarına, birbirleriyle ilişkilerine, birbirlerine tavırlarına şahit oluyoruz. Yani bugün çok samimi ve üzülerek söylüyorum. Ortaokuldaki çocukların, yani hele kız çocuklarının, yani o konuşmalarının hoyratlığına, erkeklerle olan yakınlıklarına, yakınlaşmalarına, yani baktığınız zaman, yani evli iki insanın, yani nikahlı iki insanın halkın arasında birbirlerine konuşamayacağı, yakınlaşamayacağı kadar, yani çok büyük bir cüretle birbirlerine yakınlaşmakları, işte bu toplumu bitiren, bütün toplumları bitiren, Mevla Teala'nın hiç razı olmadığı zinaya yaklaşmak fiiliyle beraber değerli hocam, işte bu zinaya gidişin önünü açmaktır. Karma eğitim önünü açmaktır. Hocam bununla alakalı ben bir kendi yaşadığım bir mesele var. Buyurun değerli hocam. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim halkımız aslında bu işe, Türk halkımız özellikle bu işe çok hassas. Yani bu evladını, kızının erkek dahi olsa iffetine muhafaza noktasında gerçekten hassas. Hocam eskidendi. Özür dilerim. Bunu çok samimi söylüyorum. Eskidenmiş. O bizim babalarımızın zamanındaymış. Ablalarımız pencereyi, perdeyi açamazlardı. Bir şey yapamazlardı bunlar. Lütfen hocam, hocam lütfen. Bak anlatılmıyor. Kendimizi kandırmıyor. Sokaklar yandığın yeri hocam. Bakın, anlatılsa, öğretilse, inanın. Hocam ne kıskansınlar. Şimdi, özür dilerim. Özür dilerim hocam. Çok özür dilerim. Yeri ben söyleyeceğim. Şey yeri geldi. Bak bir dakika hocam. Hocam böyle geziyor kızlarımız sokaklarda. Böyle göbek deliklerini gösteriyorlar. Yani baba erkekle gezmeyecek kızı da bu ne hal ya? Bunlar oruç tutan çocuklar. Müslümanım diyen çocuklar. Böyle geziyorlar hocam dışarıda. Göbek çukurları açık geziyorlar dışarıda. Kasıkları görünüyor giydikleri pantolonlardan. Hangi kıskanmak mı? Hangi Türk milleti çocuğunu, kız çocuğunu erkeklerden esirger? Bu sokaklar meydanda. Değerli hocam böyle geçti. Şimdi ben geçti, bunu kimse yaptırmaz. Geçti. Ben bunu kimse yaptırmaz demedim. Biz eğitimci olarak, devlet olarak, hükümet olarak bu işe ciddi manada eğilsek, anlatsak bu işi millet benimser, özünde var demek isterim. Devlet mi? Bak şunu şu devlete geleceğim. Bak ben misal vereyim. Şimdi benim kendim bundan aşağı yukarı 4 sene önce, 5 sene önce biz en netice dernek faaliyetleri çerçevesinde medreselerimiz, kurslarımız vardı. Var, hala var. Bir gün bir kardeşim geldi. Dedi ki benim dedi çocuğum dedi okul öncesi eğitim almasını istiyorum ben dedi. Yardımcı olur musun? Hayır dedim, buyurun oturun. Oturduk, tanıştık, dertleştik, konuştuk. Ne eğitim veriyorsunuz dedi. İşte dedim anne baba saygısı, sevgisi. Ondan sonra ilk önce işte Kur'an-ı Kerim elifba dersi, Kur'an-ı Kerim dersleri, dualar, anne baba saygısı, sevgisi, yemek yeme adabı, şudur işte vesaire. Tafsilatlı bir şekilde. Tafsilatlı bir şekilde anlattım. Ya hocam çok güzel, yerinizi bir gezeyim, yerimizi gezdi falan. Ondan sonra hocam dedi, çocuklar dedi, bir de benim yeğen var dedi, kız dedi. Onu da dedi şey yapayım, şey bir de erkek yeğenim var dedi, kardeşim onu da getireyim. Dedim ki burası dedim şey, kızları dedim biz buraya alamıyoruz dedim. Diğer dedim kursumuza göndereceğim. Hocam dedim çocuk dedi 4 yaşında. Ne alakası var dedi, yani kız erkekleri bu kadar da yapmayın dedi, ne yapıyorsunuz falan. Dedim kardeş bak öyle bildiğin gibi değil dedim, olayı anlatma için. Ya hocam neyi bileceğim dedi ya, 4 yaşında çocuk dedi, sen dedi bu çocuktan dedi şey mi bekliyorsun? Olumsuzluk mu bekliyorsun? Bu çocuğun her tarafı dedi çocuk. Kız olsa ne olur? Her tarafı erkek olsa ne olur? Sen de baktın bir anda böyle ayarları kaçtı falan. Dedim kardeş 2 dakika bir otur. Bir otur dedim, bir dinle bak.
Hocam ama böyle nasıl bir anda o kardeşim diye konuştuğumuz arkadaş bir anda böyle şeyi değişti yani. Bakışı değişti, her şey değişti. Yani bu kadar yobazlık olmaz veyahut da bu kadar bağnazlık olmaz manasında. Dedim ya kardeş, sen dedim çocuğunu bana getireceksin. Tamam. Senin çocuğun, ben 15 kişilik bir sınıfa koyacağım. 15 kişilik sınıfta senin erkek çocuğunun 3 tane, 4 tane kız arkadaşı olacak. Kız arkadaş dedim yani normal erkek kız arkadaşı değil. Oyun oynayacak, beraber yemek yiyecekler, beraber ders yapacaklar, beraber 3-4 tane kafa dengi küçük kız arkadaş olduğu zaman bu sefer arkadaşlık, oyuncu, evcilik falan filan oynadığı yani oyun oynadığı çocuklardan kafaları uyuştuğu zaman onunla takılmaya başlıyor. Bu sefer 1 ay, 2 ay, 3 ay bu kızların, bu çocukların erkek veya kız fark etmez. Bu çocukların o fazla olan grup neyse onların oynadığı oyunları oynamaya başlıyor. Onların hoşlandığı şeylerden hoşlanmaya başlıyor. Onlar gibi konuşmaya başlıyor. Onların istediğini istemeye başlıyor. Ondan sonra onların sempati duyduğu şeylere sempati duymaya başlıyor. Onlar ki bu çocuk onlar gibi davranmaya başlıyor. Bu çocuk kaç yaşında? 7 yaşında. Yani 7 yaşında ne demek? Efendi babam Alaaddin Efendi Efendi Hazretlerimizin şeyhine buyuruyor. Çocuk 7'sine kadar bizim olsun, 70'ine kadar sizin olsun. Ama bugün geldiğimiz noktada tıp ne diyor? Kişinin karakter gelişiminin üçte ikisi 7 yaşına kadar gelişir. Kalan üçte biri 19 yaşına kadar oturur. Şimdi tam gelişme aşamasındayken sen bu çocuğu ne diyorsun? Bu çocuğu sen bu ortamda yetiştiriyorsun. Bu sefer sen o çocuk bir sene sonra bırakıyor çocuk. Kurstan ayrılıyor gidiyor. Bu çocuk kendini tanımaya başladığı zaman 11, 12, 9, 11, 12, 13 yaşına geldiği zaman başlıyor bu çocukta o bilinçaltı 7 yaşından önce gelişim aşamasında yapmış olduğu, o almış olduğu davranışlar ortaya çıkmaya. Evet. Bu sefer başlıyor çocukta kişilik bozuklukları yaşamaya. Evet. Kimlik kaybı yaşamaya, gelgitler başlamaya. Ondan sonra diyor ki ya bizim çocuğu ne oldu? Biz çocuğu elden kaybettik. Çocuk ne oluyor? Ondan sonra yol falan filan vesaire. Sen dedim şimdi ezbere bir dedim bana yorum yapıyorsun falan filan. Olayın dedim perde arkasına bakmadan bu çocuktan ne olur? Al dedim senin çocuğundan ne olur? Ben dedim senin çocuğunu alsam. Benim işime gelir ben dedim burada okuturum. Ondan sonra ama yarın öbür gün ben sana ihanet edeceğim. Çocuğuna ihanet edeceğim. Topluma ihanet edeceğim. Gençliğime ihanet edeceğim. Mevla'ya ihanet edeceğim. Yarın çıkacağım diyeceğim ki ya bu gençliğin durumu ne diye. Piyasada bir de ahkam kesmeye başlayacağım dedim ben. Böyle bir sistem yok kardeşim deyince. Dedi ki baktım gözleri dolu dolu oldu. Ya dedi ben hiç dedi böyle düşünmedim. Ben dedi olaya böyle bakmadım. Yanlış anlaşıldım kusura bakmayın falan filan böyle. Yani Kadir Hocam bizim toplumumuzun özünde bu iş var derken şunu demek istiyorum. Yani biz de bu işin gerçekten anlatıldığı zaman devlet büyükleri bize bu işi güzel bir şekilde önünü açsa, anlatsa, yapsa. İnan halkımızın özünde kimse istemiyor ya çocuğunun sıkıntıya düşmesini. Evet. Çocuğunun... Kimse istemez. Ya en netice programı kapatıyoruz. Bir iki dakikamız kaldı. Şimdi bir konu askıda kaldı ama en netice rejimimiz de bizi uyarıyor. Vaktimizi doldurmuşuz. Ben o zaman son bir şekilde toparlayayım. Hocam, Levent Hocam son bir iki kelime böyle uzatmadan hemen böyle toparlayalım kapatıyoruz hocam programı. Şimdi netice hocam şöyle bir alaka var. Her şey zıttıyla kayımdır. Bir kara varsa karanın kara olduğunu biz beyazdan anlıyoruz. Beyazın beyaz olduğunu karadan anlıyoruz. Şimdi bakıyorsun geceyi gündüzden anlıyoruz, gündüzü geceden anlıyoruz. İlmin de tam karşılığı hocam nedir biliyor musun? İlmin karşılığı büyük bir cehalet. Ya adam akıllı bir ilim ya da cehalet. Veyahut da ilim verdiğimizi zannediyoruz ama cehaletten yine kurtaramıyoruz. Buranın böyle güzel bir çizgi üzerinde analiz edilmesi lazım. Bunun üstüne bizi dinleyen ekran başında idarecilerimiz varsa şu ifadeyi hak eden böyle bir göz önünde bulunmamız geleceğimiz için, gençliğimizin, yarınlarımız için sıhhatli bir şekilde Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnsanlık için. Alsınlar inşallah. Masaya tutmanı istiyorum yani. Rica ediyoruz. Kadir Hocam hemen kapatıyorum. Değerli Hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programınız hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Bugünkü program için de teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi Efendi Hazretlerimiz, Sultanımızın bir ifadesiyle bitirmek istiyorum. Hep sohbetlerinde buyururdu ki Sultanımız, "Çü bildin ilmi Kur'ani, ne lazım ilmi Yunani?" Değerli hocam, bize lazım olan kendi ilmimiz. Tabii ki bütün dünyayı öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
dünyası harap olanın ahireti de harap buyuruyor. İlim Çin'de de olsa arayınız, talep ediniz buyuruyor. Tabii ki dünyayı da öğreneceğiz ama öncelikle bize lazım olan Kur'an ilmini öğreneceğiz değerli hocam. İnşallah. İnşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, eğitim konusunu ele almaya çalıştık, üzerine konuşmaya çalıştık ama dediğimiz gibi çok uzun meseleler. Kanayan yaramız çok, gençliğimizin durumu ortada. Biz buradan hem halkımıza hem yetkililerimize sesimizi ulaştırmaya çalıştık. Faydası olduğuna inanıyoruz. İnşallah karşılığını görürüz. Önümüzdeki haftalarda birbirinden önemli gündem meseleyle alakalı çeşitli konuları, konuklarımızla, önemli konularımızla beraber tekrar karşınızda olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.